Ölümün, ölüm sana kimdi der şeyin bitti Oysa nihayetsiz, ezeli ve bedi hayatın mukademesidir. Ne bitti ya? İnsanı hayatta canlı tutan Allah ve ahiretle ümitli olmasıdır. Öyle bir ümitsiz ki. Hayır, her şey bitti. Hayır, tam tersine. Her şey yeniden başlıyor. Depremden önce köpekler ve kediler haber verdi diye, şimdi depremi yapan kedi ve köpek midir? şu milletin nesli var ya şu millet, aziz millet. Bir İstanbul'daki 15 Temmuz'a direnen şu millete Allah Ayasofya ile cevap verdi. Mescid-i Aksa ile cevap verecek. İnan verecek. Diyecek ki bir tanesi diyor. Depremle diyor. İttihat İslam'la ne alakası var? Azizim fıtratı oku. Zir televizyonlarda zahirdeki videolar seyrede de. Bizim ferasetimizi körlettiler. Geceniz gündüzümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki canı aziz eylesin. Mevzumuz itibariyle Cenab-ı Hak yeyse atmasın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Deprem psikolojisi var böyle pompalıyorlar. Bayrak olursan herkes asar bayrağını. Vehmini Aktif ediyor. Vehim. İnsanı bloke eden vehimdir. Böylelikle sebeplere ihtimam ettirerek şehri değiştirmeyi öneriyorlar. Oysa gaflet ve dalaletini terk et demiyor depremin. Ee, ama insanda takılıyor tabii. Size de çok e, ders yapıldı zannediyorum depremle alakalı. Yayında var. Şimdi ye, de, dersimiz Yeis, ümitsizlik. Karşıtı ümit veya reca. Sonra ben bunu e, bu kadar birkaç sayfa topladım ama münafık ba bahsi var böyle. Kalın işaret de Badıl abi. Orada neşedilmiş. Münafık bahsini okudum. Ümidi de okudum ümit. Size yeis, ümidin psikolojisini de anlatacağım nasip olursa. Psikoloji yani. Nereden ne geliyor? olaya nasıl bakacağız? İlk önce metinleri okuyacağım. Konumuz bakın nasıl akacağını söylüyorum. Yesi okuyacağım. İnşallah bu sayfaları bitirdikten sonra ümit psikolojisinden bahsedeceğim. Psikoloji. İhtiyacı olan kalacak. Belki 45 dakika. Esas onun da ihtiyacı olan ümit psikolojisi. Yani içsel çatışan, çelişen, bir türlü sisteme oturtamadığımız, ümitsizliğe atan, anlamsızlığa sevk eden, sıkıntıya veren psikolojiden bahsedeceğim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Yeis, sözlerden ben cümle cümle okuyorum. Ekseriyeti mutlaka mevzuya aşına olan insanlarsınız. Mevzuyu biliyorsunuz. Ama gerekirse bu nasıldır diye sorabilirsiniz. Sorun, ben başını sonunu hatırladığım kadarıyla izah edeyim. Sözler 275'te şeytan hayale karşı şetme benzer, bazı pis hatıraları ve münafi edep çirkin halleri tasvir eder, kalbe evah dedirtir, yesi düşürtür. Böyle içsel alemde sistem çalışıyor. Bize rağmen çalışıyor. Her daim insan kendisini kontrol edemez. Kalbe yakın, kalbin içinde değil aşağı, lümme i şeytaniye denilen bir sistem var. Oradan kalbin içerisinde vesvese atar. O vesvese biraz böyle tutarsa hafif, yeis olur. Mesela kalp şöyle düşünün. Bunun yanında lüme şeytaniye var. Atıyor bombardıman. Adamın yeri burası. Meleklerin de yeri burası. İmanın yeri de burası. Buradan atıyor. O keşke o resmi feceri hilkatten onu gösterebilsek mesela kalp. Evet çok güzel. Çok güzel. Detayını konuşacağım. Bu ben olan ben. Bir tanıyalım. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım. Ben de yine hep arkada görüyor musunuz? Benim gömleğim diyen gömlek değil. Benim hayatım, benim aklım bunu anlamıyor. Ha demek ki ben akıl değilim. Sahip çıkılan akıl. Çıkan benim. Ben kimdir diye, biz kimiz diye anlamak için bu süreci devam ettiriyor. Benim ruhum diyen ruh değil. Benim kalemim, benim kalemim. Ben sahip çıktım. Ben kalem miyim? Değilim. İşte o ben diyen hep bunların arkasında. Ruhun da arkasında. Ben ruh değilim. Ruh bir cihaz insanidir. Latifedir diyor. Niye bozdunuz diye sorulacak. Demek ki ben başkayım. Ben ötesindeyim. İşte buyuz. Bu kalbin iki ayağı var. Belden yukarı beni düşünün. İki ayağı var. Bir, iki. Kalpteki hissiyatlar vicdanda. Kalpteki fikirler dimağda, kafada ortaya çıkıyor. Elektrik gibi buzdolabında soğutma gözüküyor. Elektrik ocağında ısı gözüküyor. Ama temelde İkisi de elektrik. Demek ki makes efkar yani kalpteki fikirler buradan ortaya çıkıyor. Mazhar hissiyat da e, vicdan da çıkıyor. Bu, ama Hasan abi şu sağ taraftaki kalp değil mi abi? ve vicdan. şu şu. Şu ruh. Şu ruh. Şu Şu geliyor kalp. Ay şurası. Şu ruh. Bunu ters söyledim herhalde. Evet çeviriyor Bu ruh. Bu kalp. Kalp ikiye ayrılıyor. Bir kafa, bir de vicdan. Adamı görelim. Şurası kalbin içi abiler. Latife insaniye burada. Vicdanlar hepsi burada. Şeytan geliyor. Bu lümeyi şeytane kalbe yakın bir adam. Bu buraya atar. Vazifesi o. Bu adam oraya atar. Beyin ve sesi atar. Hiç kale alma. Hiçbir manası yok. Hiçbir değeri yoktur. Sen onu bir başkasına demedikçe, eyleme geçmedikçe hiçbir günah yoktur. Tam tersine cihat budur. Kale almamaktır. Küçük cihattan büyük cihat budur. Hiç kale alma. Savaşma. Sakın vesveseden kurtulmak için savaşma. Çünkü sistem kalkmaz, şiddetlenir. Arılara böyle. Uğraştıkça daha çok şiddetlenir. Arıdan kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamak. Vesveseden kurtulmanın yolu nereye giderseniz gidin doktora. Şöyle yapın, böyle yapın. İlacı başka onu demiyorum. Maddi hastalık tarafı, hormonlar, eksikliği doktorların işi. Ama vesvese ve vehim ilaç işi değil bu. Doğru yaşamak, sünnet-i seniye, doğru düşünmek, doğru tarafgirlikle korunursun. Maddi hormonlar meselesini de doktorlara gideceksin. Onlardan kaynaklanan da var. Ama ben manevi tarafını söylüyorum. Bundan kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Lakayt olunca çekip gidecektir. Kale almadığın adamı ısrar eder mi? Odun da bir İzzetsiz izzeti var yani beni kale almıyor diye. Yani sistem böyle çalışıyor. Sistemi kaldıramazsınız. Ayet şiddetle tehdit YS ve ümitsizle atmamak için rahmetine işaret eden bir kısım Esma ile Hatime verir teselli eder. Ve huve bir şeyin alim. Ve semil alim ve erhamur rahimin diye ayetler böyle çıkıyor. Yani en son böyle. Sebebi Cenab-ı Hak böyle tehdit ediyor, uyarıyor, şiddet gösteriyor. Sonunda da ümitsizliğe gitmesin bu kullarım diye ümit veriyor. Yani Böyle olmakla beraber o işe diyor Erhamur Rahim'indir. Yani çok affedicidir, affedicilerin en mükemmelidir diye hatime veriyor. Bunu da koydum. Yani ye ise kapılma. Yeis kafirlerin işidir. Ayette öyle diyor. Ancak benden kafirler ümidini keser diyor. Bize vurur geçer tutulmaz. Hiç mi olmayacak? Olur. Hiç endişe etme. Onunla amel etmedikçe diyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam diyor ki vesvese hakkında. Onunla amel etmedikçe sonra onu da bir başkalarına yaymadıkça böyle ben buyum ben şöyle oldum öyle. Hiçbir methali yoktur. Hiçbir değeri yoktur. Dinen hiçbir değeri yoktur. Hiçbir da yoktur. Ona delil üzülmendir der. Ustad 275 sözler. Avam içinde kaderin cay var. Fakat o da maziyat ve mesaiptedir ki yesin ve hüznün ilacıdır. Kaderi suistimal ediliyor. Edilmez. Kadere biz ehl-i sünnet vel cemaatiz. Cebriye der ki sebep olmasa da böyle olacaktı. Mutezile diyor ki hayır sebep varsa vardır. Sebep yoksa yoktur. ehl sünnet öyle demez. Biz ikisine birden bakarız. Sebebi olmasa ne olur? Biz ehl-i sünneti bilmiyoruz. O zaman kader iman nedir? Günahlara ve geçmişe ilaçtır. Ta ki seni ümitsizliğe ise acabalara atmasın bataklığa diye. Demek ki kader iman geçmişteki o batak günahlarımıza ümitsizliğimizi atmasın diye geçmiş kaderdir. Günahlarımız da inşallah affedecektir diye kaderinde hissesi vardır deyip teselli bulacağız. Gelecek ise tekliftir. Bakalım ne yapacaksın diye. Her çeşitten yeis koydum. Hayat içinde hayattır. Hüstü zanda emeli. Suyu zanda yeistir. Saadet muharibi hem de hayatın katili. Şimdi hayat bize göre nedir? Abdullah mesela hayat nedir? Hayat nedir anlamak için Hayat gitse ne olur bizde? Yani bilmiyorum yok oluruz, adem oluruz. Yani bizde hayat, bize göre bizim hayatımız nedir yani? Her şeyimiz. Hayat gitse her şeyimiz gitti. İşte hayatım, hayatımız bize neyse iman da hayata hayat böyledir. İman hayata hayat olsa. Hayatın da hayatı imandır. Hayat bize nasılsa. Namaz da ruhun hayatıdır. Eğer bizden hayat gitse ne olur idikse Namaz gittiği anda ruh da öyle oluyor. Böyle bir şeydi. Böyle bir sistem çalışıyor. Şimdi diyor ki hayat içinde hayattır. Hüsnü zanla emeli. İnsanı canlı tutan, canlı hayatlı tutan, hayatını hayatlı tutan hüsnü zan ve emel. Peki öldüren nedir hayatı? Ölmeden önce öldüren suyu zanla yeistir. Hep olumsuz, olumsuz düşünür. O ikinci sözde dört tane sistemin sahibidir. Suizan nedir o? Bir, Hotbin. Resul neydi Hotbin? Olumsuzlayan. Olumsuzlayan. Karamsar. Karamsar. Bir. Koy böyle time pekmez karıştırır gibi. Betbin olumsuz diyor. Karamsar. Hotgam. Gamsız. Hiç. Evet. Fok balığı yani. Umrunda değil yani. Kendisine dokununca şey yapar. Bir Müslümanın veya bir kardeşinin derdiyle dertlenmez. Hodgam. Sonra hodendiş. Keyfine düşkün. Başka? Betbin miydi? Bit betbin. Nedir o? Olumsuzladıktan sonra artık kendisinde böyle bir kendisine özgüvenin olmayışı. Bu suizanla bu neyi doğurur? Suizanı doğurur. En büyük suizan kimdir? Kime yapar? Allah'a yapar. Beni affetmez Allah. Allah'a suizan yapıyor? Bak görüyor musun? Beni Allah affetmez. Sen Allah'ın Adalet Bakanlığı'nı sana mı verdi ki kimi affedeceğini sana mı soracak? Hani deriz Allah seni affetmeyecek. Allah Allah. Bela da lanet de öyledir ha. Allah, Allah belanı versin. Yani Allah haşa Adres diyor musun ki buna bela ver? Hani kime bela vereceğini bilmiyor. Demek ki bu dört tane sistem insana suizanı, yeisi ortaya çıkarır. Bu suizanla yeis yani suizan kötüye yorumlamak, her şey kötüye yorma ama bir de ümitsiz ne yapar bu adamı? Saadeti muharibi hem de hayatın hayatı katil uğramış yani hayatı ölmeden ölmüş. Saadetin de tahripçisi bu ikisi. Suizanla ile Yeis. Suizan hem kendisine hem Allah'a hem insanlara. Yeisi de kendisine. Öyle bir ümitsiz ki hayır her şey bitti hayır tam tersine her şey yeniden başlıyor. Mesela ölüm bitti zannediyor. Oysa her şeyin yeniden başladığı andır. <laughs> Ölümün, ölüm sana kim der şeyin bittiği. Oysa nihayetsiz ezeli ve bedi hayatın mukademesidir. Ne bitti ya? Sözler 726 ihtiyaçtır terakkinin ustadı, sıkıntıdır muallime sefahet. Demek sefaatin menbaa sıkıntı olmuş, sıkıntı ise madeni yeiste suizandır. Şimdi İhtiyaç neyin ustadıdır? Terakkinin ustadıdır. Sıkıntı nereye iter? Ma hocadır, sefaate. Yani adam Müslüman yani. Günah günah olduğu halde niye günah işler? Sıkıntısından kurtulmak için. Sıkıntı malim olmuş. Şu hayata. unutmak için videolara giriyor. Sıkıntısını bastırmak için. Peki çare midir? Su bir insanın deniz suyunu içmeye benzer. Alimler o misali verdi. İçerken su geçiyor ya böyle. Sanki susuzluğun giderilmiş gibi zannediyorsun ama biraz sonra ateş gibi yanacaksın. Daha beter yanacak. Demek sefaatin menbaı yani gayrimeşru hayatın insan gitmesinin sebebi sıkıntıymış. Sıkıntı haramlara gitmeye itiyor. Yani niçin unutayım ben bunu diye Unutmak için günah işleniliyor. Sıkıntısını bastırmak için işleniliyor. Sıkıntı nedir? E, doyumsuz ruhta olur. Ruhunda bir gıdası var. Peki midede tam yoksa, gıda yoksa mide ağrır değil mi? Mide ağrır. Ne yaparsın? Vermeden susmaz. Kulağında gıdası var. Gözün gıdası var. Aklın gıdası var. Kalbin mesela. Aklın gıdası tefekkürdür. Doğru düşünmektir. Vicdanın gıdası Allah'ın düşmanlığını dost edilmemektir. Kalbin gıdası nedir? İman. Ruhun gıdası nedir? Namazdır ve amelisali. Sünnet seni Namazsız mümkün değil. Sıkıntı ise madeni yani sıkıntı nedir? Nereden çıkıyor? Ye iste suizandan çıkıyor. Yani ümitsizlikle her şeye ters yorumlamaktan, olumsuzlamaktan geliyor. Suizan ediyor. Başka bir zatı gördüm ki ye ile müptela bedbinlikle hastaydı. İnsanı hasta eden maddi hastalıkların %90'ı vemi hastalıklardır diyor. Değil mi Mustafa? Bet yani Maddi hastalıkların ekserisi yüzde manevi hastalıktır ki yeis ve suizan. Kendisine de suizan ediyor. Ben herhalde buram ardına göre galiba taş var, kanser var, böbrek bitmiş. Oysa kaslardır ya. Kastır, üşütmedir, darbe yemişsindir. Hemen olumsuzlar. Mesela bizzat gördüm diyor yeşili betbinlikte yani öyle bir ümitsizliğe itmiş ki her şey olumsuz diyor betbin. Betbin neydi? Karamsar ya. Her şey öyle görüyor. Hadi beraber işliyoruz. Başka bir yer okuyorum. Cehennemden beterdir. Cehennemden beter bir şey var mı? Var. Ondan daha muhriktir. Ondan daha çok yakar. Ruhumuzu ezer. Zira o şeşciyetten ki şeş altı değil mi? Onlara başvurduk öyle halet almışız ki almışız ki yapılmış o halet hem kaf ile dehşetten yani 6 tane hani pekmez tayını karıştırıyoruz böyle bir şey macun oluyor ya. Şimdi cehennemden beter dünyada bir kafirin ruhunda kalbinde cehennemi meydana getiren 6 tane şey sayacak. 1. Korkunç abiler. Yani sakın o kafiri vermeyin. Bir, bir parça bizde de varsa hayatı çekin çekilmez çekilmez yapan, ümitsizliği iten, öf bitti buraya kadardı vesaire dettiren bak şunlarmış. Bir haf, Allahsız korku. Yani Allah korkusu lezzettir. Çünkü hafullah'ta lezzet var. Hafullah'ta lezzet olursa muhabbetullah'ta ne olur? Yani Allah hesabı konulmadan korku. Cenab-ı Hak ayeti kerimede ne diyor? Depremden korkun, benden fazla korkmayın. Tövbe. Ne demiş? Benden korkun diyor. Benden. Öyle demiyor Başka bir şeyden korkmayın. Ha benden korktuğun kadar korkulacak şeylerden korkmayacaksın. Seni emin edeceğim. Benden korkmama nispetinden korkulmayacak şeylerden korkacaksın. Benden korkun. Bu sefer korktuklarımızdan emin ediyor. Ümdüklerimize nail ediyor. Çok tuhaf ya. Birincisi Allah'a hesap koymadan. Mesela Allah diyor ki Celle Celal, Korkun şundan şu kadar. Korkun benden korkun diyor. Yani ölümden değil. Depremden değil günah işlemekten kork kardeşim. Sonuç itibariyle düşün. İmanı varsa ama ha bak imanı varsa. Bir Allah'ın kulu sorgulamıyor. iman nasıl bir şeydir? İmanı varsa taun, tufan, kaht, gala, veba ölen şeydi manevi. Birincisi cehennem cehennem yapan haletlerin birincisi haf, kork. İki, dehşet. Tamam? Dehşet içsel çözünürlük yani çözülmüşlükten hiçbir şey yerinde değil. Herkes akıl bir tarafta fikir bir tarafta duygu bir tarafta maneviyat bir tarafta hiçbir şey yok. Böyle bir anlamsızlaşmak dehşet. Sonra vahşeti konuşacağız. Hem at hadiselere tahammülsüz yapamıyoruz bir şey yok. Sonra raşet yani o içsel alemindeki yok olmaya karşı her şey elinden gidiyor gibiye karşı bir şey geliyor deprem odur. Deprem e, zelzele travması diye anlattıkları var ya. Deprem anlattıkları gibi. Aslında yestehibunel hayate dünya alel ahire artı 28. sürenin 88. ayetinin toplamında mana şöyle çıkıyor. Hayat perest ve dünya perest olan nefsimizin her şey bizim idi. Her şey benimdi. Zanniyle aniden elimizden alınarak hayatımıza ve sevdiklerimize biz zannettimiz benim zannettiğim malım mülküme bir anda elimden alınması ile kalpte hissedilen firak elemidir. Firak elemidir. Ya acıtıyor yani. Benimdi şimdi değil. Ama insan bir tuhaftır. Bu at, raş titreme şey titreme dedik. Hem kalak, can sıkıntısından, can darlığından zahmet ve meşakatlara girmek, unutmak için. Farklı farklı şeyler yapmak. Hem vahşet. Vahşet bu çok önemli. Şimdi abiler başkalarının değil de kendimize uygulayacağız böyle de. Bir helikopterden alıyoruz seni, ben de kendimi. Şeye, safari'ye gidiyoruz Afrika'ya. Safari'de bıraktık ki oraya kendimizi. Bir baktık timsah geliyor. Bizi yiyecek Fethi abi. Vallahi ben timsaha dayanamam. Kaçarken sırttan geliyor. Oo, hem bayağı yerlerinde kapacak. Oo, çiç. Aslan geliyor boğmaya. Nasıl dayanacaksın ya? Tam kaçarken kobra geliyor. Ölümde seç yani. Ölümü seç. Hangisiyle ölmek istersiniz? Ha, hangisiyle seçeyim ölümü? O andaki haleti rüyenin adı vahşettir. Vahşet. Bizimle alakası yok canım bu. Ya. İmansızlığın getirmiş oldu ama bize de biraz vuruyor tabii. Yani bak vahşet hem yut yetim hissetmek. Ben sahipsizim. Oysa yetim kim? İmanı olmayandır. Allah'a olmayandır. Allah'a olmayandır. Fesubanallah ya. Yani gurbette olabilirsin ama beni bekleyenim var. Ben dünyadayım ama ahirette beni bekleyenim var. Ahirette bekleyenin yoksa yetimsin. Ümit var değil mi? İnsanı hayatta canlı tutan Allah ve ahirette ümitli olmasıdır. Şimdi düşün bir yere gitmişsin. Vallahi gitsem de, dönsem de Türkiye'ye dönmesem de işin işte. çünkü bekleyenim yok. Tanıdık kimse yok. Nasıl olur adam? Hiç kimsen yok. Edip nasıl olur? ha ahirette bekleyenimiz var mı biraz böyle? Çok değil mi? Ruhunu, kalbini bekleyen var mı? Ah bu kardeş gelse. 124 bin peygamber, 124 milyon evliya. Bir rivayete göre 124-128 diyor hocam, doğru. Yani bir ümit var değil mi çok şükür ya? 52 çeşit de şey var, e şehit olma sebebi var. Boğulmaktır, yanmaktır. Yani 52 tane de bir tane sabit etmeyecek mi ya inşallah? Abdestliyken, e gurbette çıkmışsın çoluk çocuğun rızkı için. Helalinde kazanmak için tam giderken trafik kazası geçirdin. Çoluk çocuğun rızkı için koşarken. Bunlar hep böyle ya. Cenab-ı şehitliği çok çapını çok geniş tutmuş elhamdülillah. Rahmetini göstermiş. yüt hem de yeiste iste mürekkep vicdansız. İşte kafirde bunlar var. Alt, altı tane. Ne? Pekmez tayını karıştırır gibi. Haf, dehşet, at, raşet, kalak, vahşet, dehşet, vahşet, yüt hem yeis. Bunları karıştır. Ya, cehenneme gitmeden cehenneme girdi. Şeyde geçiyor ya. Mektubatta daha cehenneme girmeden cehenneme girdi diyor. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Orada da öyle. Gireceksin demiyor. Girdi ya. Yani. Şimdi bu nedir o? Hem de cevap vermiş olayım. Amerika depremi nasıl bildi diye hem cevap olsun basit. Tekirdağ'dan bulut büyüklüğü var. Geliyor. Hızı belli rüzgar. Tespit ediliyor uyduyla. İstanbul'a mesafesi belli. Hızı belli. Kütlesi belli. Bıraktığı belli. Buraya tahminen söylüyor. Bu gaybı bilmek midir? Hayır. şahadette çıkmış. Ama bana gayb tabii. Tekirdağ 2-3 saat. Ha? Şimdi Cenab-ı Hak lef Mahfuz'da kararı verdi. lef Mahve ispata indi. Onaylandı. Şurada deprem olacak. Sonra semai arza karakollara indi. Karakollar var. Bazen ebcetle heyeti var. Nasıl ki elektronik savaşları da var ya böyle korsanlar var. Her gibi. Bazen ebcetle. Bazen yıldızlarla. Bazen medyum. Bazen cinlerle. Bu şeyler haber veriliyor. Size 325 şu açın görün. Depremden önce köpekler ve kediler haber verdi diye. Şimdi depremi yapan kedi ve köpek midir? Şu geçiyor. Depremden önce birkaç saat önce diyor. Öyle mi diyor? Ondan sonra kedi ve köpekler diyor iki ikişer ikişer garip garip sesler çıkartarak depremi bize haber verdiler ama anlamadık dedi. Haber verdi diye bu gayb değil abiler. Köpekler nasıl hissetti? 320 sualar söylüyor. Şimdi bunu bildi, ee, bilinir ilmi hassasiyet o kadar edecek ki 20. Sözde geçiyor. İlim o kadar hassasiyet kesfedicek ki, gayb gibi gözüken suret eşyanın melekütiyetine geçince bize gayb olan onlara şahit olacak. Gaybi bilmek değil, gayb Allah'tadır. Ama Budistlerdi, Budistler ve Brahmanlar gibi eşyanın melekütiyetine intikal edebiliyor. Az yer az uyuyarak. Eşyanın tabiatına girebiliyor. Yani toprağın altına girebiliyor. Hissedebiliyor. Bunlar bizim gibi yiyip içmiyorlar. Gavur da yiyorsa yemiyor. Eşyanın melekütiyetine yani onun metafiziğine inebiliyorsun. Metafiziğine böyle hassasiyeti ilmiyenin tezavüdüyle diyor. İlmi o kadar saslaşacak ki maddenin içine girecek bileceksin. Medyumluk şeyler cinlerle ve ebced vesaire bilinir. Bu bilmek onun yaptığı anlamına gelseydi köpekler de bildi, köpekler yaptı o zaman. Gayipten haber vermek değil, Tekirdağ'daki buluttan haber vermek gayip değildir. Buradakilere göre öyledir. Gayip başkadır, meleküti eşya başkadır. Nüfus edilebiliyor. Teknolojiyi de bazıları şöyle diyor. Ya diyor daha biz diyor pır pır, pır uçak yapıyoruz da diyor onların teknolojisini. Onlar göstermelik de vitrindedir. Göstermek istediğimi gösteririm. Yani ilimde şey yapmak için, ilerlemek için sıra takip etmek zorunda değilsiniz. Hızlı tren yapmak için ilk önce kömürle, buharla, sonra elektrikli tren yapmak değil, pat diye sonuncusunu yaparsın. Yazılım bu işi. İki tık yazılıma geçtin mi, Akdeniz'deki Amerika'nın, İtalya, Fransa'nın ve İspanya'nın uçak gemilerinin beynini sıfırladığın gibi, şimdi şimdi, sıfırladığın gibi, Devre dişi yaptığın gibi yapıyorsun. Yani adam gelirken niye durdu? Balık tutmaya mı gelmişti? Adam e, fuzesini, fuzesine karşı füze yapmak gerekmiyordu. Bak Erbakan da rahmetli öyle demişti. Fuzeye karşı füze yapılmaz. Fuzeyi, fuzeyi de havada durdurmak da gene teknoloji değil. Geldiği yere geri döndüreceksin. Geri döndüreceksin. Yani Akdeniz'de hep balık mı yüzüyor zannediyorsunuz? Neler var ya? Şimdi fakat, köle ruhlular illa köle kalmak istiyor. İlla onları büyük görmek istiyor. Onlar Hollywood filmlerinde olur. Şimdi kadar 10 defa seni işgal etmişti. Daha ne zaman fırsat geçecek adama? Bundan daha fırsat olur mu? Ama şu milletin nesdatisi var ya şu millet. Aziz millet. Bir İstanbul'daki 15 Temmuz'a direnen şu milletle millete Allah Ayasofya ile cevap verdi. 10 tane şehirdeki Müslümanlara hani yoktu paran? Hani bir şey yoktu? Nasıl hamiyet feveran etti? Yüzlerce kilometre tır kuyruğuyla bu millet ümmet ruhu inkişaf etti. Allah buna da bu millete Mescid-i Aksa ile cevap verecek. İnşallah, inşallah, i̇nşallah. İnan verecek. Diyecek ki bir tanesi diyor. Depremle diyor. İttihat İslam'la ne alakası var? Azizim fıtratı oku. Televizyonlarda zahirdeki videolar seyrede de bizim ferasetimizi körlettiler. Kardeşim İnsanın fıtratında güçlüğünün yanında vardır. Olmak vardır. Zayıfın yanında kimse olmak istemez. Bunu askeri dehalar ve siyasi dehalar Amerika'nın Akdeniz'de gömüldüğünü gördü şimdi. Bunu Araplar da gördü. Türkiye Cumhuriyetleri de gördü. Biraz Azerbaycan'da görmüşlerdi ama. Azerbaycan'da zannediliyor ki e, şeyle Azerilerle Ermeniler savaştı. Öyle mi? Zahir öyle bakarsın. Türkiye ile... İslam'ın nurunu söndürmek isteyen herkesdi orada. İslam düşmanı kimiydiyse. Mağlup oldu. Peki burada? İttihat İslam'ın ne alakası var? Burada Akdeniz'de bunların işgal için geldiğini kuşlar da biliyor. Ama ne hali geldiğini Araplar görüyor mu? Siyasi dehalar, askeri dehalar gördü mü? Güçlü olduğunu gördü mü? Heh! Güçlerini yanında alacaklar şimdi. Girecekler. Zaten giriyorlardı arkana. Bakıyor musunuz? deprem bir gırdaptı, bir yol açtı demiştim. Ama izah etmek zorunda kaldım. Yani o gücünü gösterdi. Zannediyor musunuz ki orada depremle uğraştı ordu? <laughs> Her neyse. Ben sahadan konuşuyorum. Zannetmiyor. Ama gene sen o köle ruhluyla öyle düşün. Sana faydası var. Elhamdülillah. Ümit var olunuz şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gürsa da İslam'ın sadası olacaktır. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Vallahi size şunu da söylemekten geçemiyorum. Ümmet ruhu depremde nasıl oldu? Deprem saatine kadar Kürttük, Türktük, Laz, Çerkez, Boşnak, Kadın, Erkek, Alim, Cahil, Cumhurbaşkanı süpürgeci, siyah beyazdık. Hepimiz farklıydık. Depremden sonra var mı bir şey kaldı mı? Hepimiz ümmet olmadık mı? Nasıl böyle ümmet ruhu formatlandı? Hani Türklük lazdık? Çerkezlik. Hani peki neydi peki? Beyazlık, alimdik, cahildik. Ama deprem saatinde ne oldu? Ümmet ruhu. Allah böyle yapıyor diyor. Üstad misal veriyor. Semayı bir anda dolduruyor. Bir anda boşaltıyor. 473. İnsanları canlandıran emeldir. Öldüren yeistir. Mektubat 477. Yeis, dalaleti fikrin. Yani yanlış düşüncelerin sonucu zülmeti kalp ruh sıkıntısını menbaıdır. Yani kalp zülmette olursa, gıdası olursa sıkıntı diye sana yansır. Başka? Sabaha kadar buradasınız zaten. Bazen bir gelmiyor. gelmiyor. Her zaman niye böyle değilsiniz de deprem kokusuyla. Zannetmiyorum ama. He? Niye? Yok değil mi? Harika. Geri alıyorum. Çok güzel. Demiş ki bazen hizmette şef dönemi oluyormuş. Evet, çok şükür. Sizi böyle tutmak için Ay, istiyorum. Ya. Abiler böyle olun ki rahmet ilahi celbedelim. Ve gadab ilahi dairesin dışına atsın. Korkmayın bir şey olmaz İstanbul'da. Hizmetler çok büyük. Endişe etmeyin. Çünkü depremin bir sebebi dalalet ve gafleti dağıtmak için orada bulunan hizmet elemanları ya az veya mağlup durumundayken dikkat ederseniz deprem noktaları orada farklı şeyler çalışıyor. Tamam. Orada başka şey. Bu İstanbul. korkma, endişe etme. Rahat ol. Korkucan şu. Artık hayatımıza bazı şeyleri toplayacağız hayatımıza. Bazı şeyleri çıkartacağız. Bazı şeyleri toplayacağız. Bazı şeyleri böleceğiz. Hayatından bazı kişileri çıkart ya. Hayatına bazı kişileri ekle. Bazı kişileri... bazı şeyleri böl. Bir anda bırakma. Böl yani. Bazı kişileri de hizmeti de kitap okumayı, kaza da hayatına çarp. Bunu yapmak lazım. Hayatımıza bazı şeyleri toplamamız gerekiyor. Bak o zaman dairenin dışında olur. Vallahi Allah'tan kork. Günahtan kork, depremden korkma ya. Allah Kur'an'da nasıl söylüyor? Benden korkun diyor, bir şeyden korkmayın diyor. Biz onu koyduk bundan korkuyoruz. Korkuttukça korkutuyor işte. Rahat ol ya. Allah nasıl bir şey? Allah'ın esması nasıl bir şey biliyor musunuz? Tövbe estağfurullah ama düşünesiniz diye söylüyorum. Su buza nasıldır? Kaldırırsak suyu buza ne olur? Bir şey kalır mı? Kalmaz. Şu mevcudatada, da, depremede, fayada, esma yusna böyledir. Bütün mevcudat donmuş esmadır. Allah razı ettin her şey bir kalbi kırık bir zat için Allah devrediş yapar. Yani ölçüyü kaçırmayın ya. Ölçü, ölçü şu. Cenab-ı Hak bu dünyada ben gaflet ve dalalette kalmamı istemiyor. Dalalet yanlış yaşamak, gaflet yanlış düşünmek. Depremin ana şeyi bu. Vazgeçirmek. Ne zamana kadar devam eder? Ne zaman tövbe ve istifara döner? Amerika'dan ve faydan ve mutahit'ten bunlar sebep olduğunu, faili muhtar olmadığını, sebep şartı adi olduğunu Fayli muhtar olmadığını, muhsebebül esbab Allah olduğunu idrak ettiğimiz zaman duracaktır her şey. Hem oradaki deprem duracak, hem içimizdeki deprem duracak. Lamalar 225, çabuk okuyayım. Kur'an'a yapış. Her derde bir deva, her zulmete bir ziya, her ise bir rica içinde vardır. Benün nezimine Kur'an. Bağla 66, meyus ve ümitsiz bir hastaya, manevi bir teselli, bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir, faydalıdır. Hutbe-i Şamiye 43, yeis en dehşetli bir hastalıktır ki hem o yeistir ki yüksek ahlakımızı öldürmüş, menfaat-ı bırakıp menfaat-ı şahsiye nazarımızı hasettirmiştir. Hem o yeistir ki kuvve-i maneviyemizi kırmıştır. Hatta bu yeis ile başkasının lakaytlığını ve futurunu kendi tembelliğine özür zannedip neme lazım der. Herkes benim gibi berbattır diye şahamet İslam'ı terk edip hizmeti İslami yapmıyor. Yani toprağın altındayken mesela depremin altındayken diyor musun? Ya ben buradayım ama başkaları da vardır. Onun için teselli bulur. Yok. Herkes kendi başına. Hizmet de böyle abiler. Kim yaparsa yapsın. Kim yapmasa yapmasın. Hizmetin bir tarafını tutacağız. Neyin gücün yetiyor? Ya anlatan ol. Allah Resulü demiş. Aleyhisselatü Vesselam. Ya anlatan ol, ya dinleyen ol, ya bunları seven ol. Dördüncüsü olmaya lak olursun. Bir tarafa maddiyatın varsa maddeyle hizmet et. mana ise manayla Ne varsa sermaye. Bir şey kalmadı. Dişini, dişimizi sıkalım. Yakında öleceğiz zaten. Vefat edeceksiniz. Hepimiz vefat edeceğiz. Dişinizi sıkın. Bir şey kalmadı yani. Teris olacağız Allah nasip ederse. Madem bu derece bu hastalık bizi bu zulme etmiş, zulmü etmiş, bizi öldürüyor. Biz de o katilimizden kısasımızı alıp öldüreceğiz. La taknetu min rahmetillah. Allah'tan ümidinizi kesmeyiniz. Kılıncı ile o yeisin başını parçalayacağız. Ma la yudreku kulluhu. La yutreku kullu. Bir şey tamamiyle elde edilmese bütün bütün terk etmeyiniz hadisinin hakikatiyle belini kıracağız inşallah. Yeyiz. Ümmetlerin buç burası çok önemli. Onun için aldım şey, defteri kitabı. Yeyiz. Ümmetlerin, milletlerin seretan. Ne demek? Kanser. Vücutta kanser nedir? Kanser neyse ruhta da yeis böyledir. Milletler mesela toplumsal kanseri söyleyeyim. Yok biz bir şey yapamaz. Yok canım gavur yapar Yo, biz. Yok onlar çok üstün ya o bildiğin gibi değil. Bir anda yutarlar bu e, sosyoloji kanseri. Kanser adam, kanser. Bak, yeis ümmetlerin, milletlerin seretan denilen, kanser denilen en deşitli bir hastalığıdır. Ve kemalata mani enne inde hüsnü zenni abdi bi hakikatına muhaliftir. Ne dedi? Kulum beni nasıl bilirse ben ona öyleyim. Neyi korkarsan ondan korkutur. Ya kardeşim istikbali kıble yaptık mı? Yaptık mı hayatın namazını? Hayatında namazı var. Rahat ederiz ya. Korkak aşağı ve acizlerin şeyinidir, bahaneleridir. Yeis. Yeis kimin şeyiymiş Fethi abi? Korkak aşağı ve acizlerin şeyinidir, bahaneleridir. Şamet İslam'ın şeni değildir. Şimdi devam ediyorum. Düz okuyayım. Ee, Hutbe-i Şam'ı 62. Yaşasın Sıtk, ölsün yeis. Muhabbet devam etsin şura yani meşveret kuvvet bulsun. Bütün levme, itap ve nefret heva ve hevese tabi olanlar olsun. Selam ve aleyküm selam. Selam ve selame tudaya tabi olanların olanlar üstüne olsun. Amin. Amin. Amin ustadım. Sunu'a tulat işaret. Her şeyin en iyi cihetini nazara almak maslahat iken celbeze yani celbeze iyi tarafı varken ille kötüyü alır. İlla o tarafı görüyorsun ya güzelliği yok mu ya bu işin? Hep olumsuzlama. En fena ciheti nazara alıp mütemadiyen milleti yese sevk ederek aa deprem geliyor. Aa deprem geliyor. Ha geldi. Ulan kim çizdi onu? Fayattin kim çizdi? Doğru çizdiğini de nereden biliyorsun ya? Adamın kalemine kalmış kafasına. Ne yapayım lan bu millete? Biraz kırmızı çiz ya şuraları. Buraya da kaydır. Ondan sonra duruyorlar bizi ya. E şimdi eve girmezse oldu. Daha önce şey Evden çıkmayın demişlerdi. Mütemadiyen milleti yese sevk ederek ruhu cemaati öldürüyor. Ya ne sahip çıkıyorsun ya? Mal oğlum gönül. Acayip bir şey ya. İmanın var senin kardeşim ben şahitim. Siz de bana şahitsiniz. Lan imanın var ya sen şehit olursun ya. Vallahi ben şahitim ya. Burada baktığıma böyle bakmayın yani. Ben tanıyorum yani. Meşke diyor beyin. İnan meşk diyor. Şahitim ya. Yani. Bir, böyle bir şey olsa şehitsin ya. Senin imanına ben şahitim ya. Herkes şahit. Camiye gittin cemaat şahit. En şeyi de hocamız arkada hepinize şahit. Ha ya Asar bedi 614. Yeis ile suizandır zafi kalp neşet eder. Yeis ile suizandan yeis ile suizandan kalp hastalığı ortaya çıkıyor. 411 Asar Bediye. yeis acizden gelir. Aciz adam. Yeis mani Erkemaldır. Kemalatı götüren her yolu kapatır. Yeis. Asar Bediye 411. Çabuk yeise inkılap eden hamiyet hamiyet değildir. Ya böyle karamanlık ama biraz sonra ümitsizliğe düşüyorsun ya. Millete sahip çık. Mesnevi Nur 65 Ameli ve taata muvaffak olamayan azaptan korkar, yeyse düşer. Mesnevi Nuriye 262, yeis. Bak hastalık kanşe, dört tanedir. Ruhsal hastalık, bedeni hastalıklar bir şey değil. Bir, ümitsizlik. 2. ucup, gurur. Tamam, üstün, suizan gibi. Bu nefsin dört hastalığı var. Yani ruhun dört hastalığı, nefis insan. Bağla 292, sevincimi yeis. Şefkimi futur doldurmuştu. Bak kötüyüm bak mahvediyor. Yani insanın sevincini yeis kaldırıyor. Nokta istinat, nokta istimdat gayet kavi ve metindir. Şu ümit yeiste öldürülen kuvve manevimizi ihya etti. Demek ki bak buraya bak. Dayandığım nokta koltu. Nokta istinat bu Allah'a iman. Ee, i̇nsanın imdat diye istekleri var. Sonsuz istekleri var. Ona cevap veren yok dünyada. Nokta istimdat. İmdat ettiği şeye verilen cevap o da ahirete iman. Allah ve ahirete iman ettik mi? Oradan ümitli olduk mu? Gerisi kolay. En en bahtel kimdir? Allah ve ahirette ümitli yaşayandır. Ondan daha kaliteli adam olur mu ya? Her şey onda. Allah seninse, Allah'ın nesi varsa o da senindir. Mala mı düşkünlüğün var? İkinci şu adı diyor. Mala mı düşkünlüğün var? Tamam. Neyi alırsan al, dünyayı alacaksın değil ya. Alsan galaksiler de senin değil. En iyisi bütün malların sahibiniz alırsan her şeyi almış oluyoruz. Şimdi psikolojiyi okuyoruz, ee, ümit psikolojisi. Ee, şeyden çok toplamışım. Merak eden olursa bu nereden çıktı diye münafık bahsinden fazla toplamışım. Hem de kaç abiler görüyor musunuz? 2016'da Kırıkan'da, Hatay Kırıkan'da yazılmış. Kırıkan'da yazılmış, tevafuk. Acayip ben sonra gördüm çalıştıktan sonra. Hayatın bir kısım kılavuz taşları. Arıyorsan bulmuşsun demektir. Çünkü aradığından şüphe duymuyorsun. Onu aramak vücudunu onaylamakla olur. Düz gidiyorum. Başıma ne geldi değil. Gelene yaptığın tepki önemli. Sadece susayan suya değil. Su da susayana arar. Bu Peygamberimiz Aleyhisselam eşya da maddeye özlem duyar diyor cennet sizi özlem duyar diyor. Yaşamada bir nedeni ve gayesi olanın her türlü sıkıntısının üstesinden gelir. Niçin yaşadığını bilirsen her türlü sıkıntının üstünden gelirsin. Çünkü yaşa, niçin yaşadığını biliyorsun. Can çekişmenin sesidir ümitsizlik. Bir kere ümitsizlik kuyusuna düştün mü bütün ışıkların sönmeye başlar. O zaman sana ümit olacakların olsun. Ümitsizlik farkındalığını kaybetmeyen kaybetme nispetinde olur. Nasıl ki şükür farkındalık nispetinde olduğu gibi. Şükür kim eder? Farkındalığı olan eder. Ümitsizlik kimdir? Farkındalığı kaybetmiş ondan. Yani kendisini kaybet, Kendini Farkında değil. Varlığının, yaşadığının farkında değil. Şu dışarı çıktığımız zaman bizde alakası yok canım. Yaşı, gündül, gündelik hayatta yaşadığımızın farkında bile değiliz. Ümitsizlik dibi olmayan kuyuya benzer. Ümit her şeyi anlam katar. Ümitsiz adam her şey kadar anlamsız olur. Çünkü her şey seninle anlam ve manasını bulur. Seninle manalanmayan şeyler kadar sen anlamsız ve manasız olursun. Böyle durumlarda sığınacak limanların açık olsun. Yani sıkıntın olduğu zaman hemen sığınacak akrabaların olduğu gibi böyle sekerattır, hastalıktır, göç böyle gözüktü mü? Gidecek orada bekleyen senin akrabaların olsun orada. Ötede dostların olsun. Canların olsun. Limanlarını açık tut, canlı tut. Yani dostlarını, akrabalarını, kardeşlerini, hesim köylülerini itme, basit sebeple satma, terk etme. İyi tarafları da var. Limanların açık olsun. Limanlarını kapatma. Limanlarını açık tut, canlı tut. O zaman faniliğe format atarak, inşa ve iya ederek aleminde bekaya mal olur. Başka? Ölüm anında tutunacak dalın olsun. Ölüm böyle geldiği zaman ve hissettiğin zaman tutunacak, sana ümit verecek bir dalın olsun. Şimdi bizzat yaşadığımı söylüyorum. Akşam üzeriydi Kırıkan'da. Mezarlıkta 9 yaşlarında geçen kız vardı. Yani Allah Allah. Ben de bir yere gidiyorum. 9 yaşında kız mezarlıktan geçiyor bizim aşağıdan. Mezarlıktan 9 yaşlarında geçen kız gidecek olduğu evini evine ümit ettiği için Mezarlıktan geçmek ona sıkıntı vermiyor. Nasılsa mezarlık yoldur. Mezarlığı geçince evime gideceğim. Evde lambam yanıyor, sobam yanıyor ve beni bek benim bekleyenlerim var der. Bundan mezarlıktan geçtiği halde etkilenmiyor. Aynen bunun gibi. Bu dünyadan öbür dünyaya geçerken mezarlık bizi etkilemez, etkilemez. Çünkü Ötelerde beni bekleyenlerim var. Der geçici zahmetlere pek kıymet vermez. Var mı bekleyenin gafur seni ümit ettin? Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri bu arada, bu, arada değil abi ya. bu arada değil mi? Yok yok. E o zaman öyle olacaksın. <laughs> Nasıl inanırsan öyle. Her şey her şeyi açılan penceredir. Her şey her şeyi açılan penceredir. Ölümün ürkütücülüğü hayatı anlamsız kıldığın nispetindedir. Ölüm ürkütücü. Yani ölüm niye korkusu olur? Hayat ne kadar anlamsız olursa o kadar ölüm ürkütücü olur. Yani buna ben dersen, bu nereye gidersen sen de gideceksin. Bedene ben diyenin kabir korkusu olur. Niçin? Bir bakıyor olan karanlık. Orada göz mü kullanacaktın ki? E göz çalışacak mıydı ki karanlık zannediyorsun? Uykuda gözün çalışıyor mu? Başka göz çalışıyor. Eğer buna ben dersen gittin yere gideceksin. Ama be, yok ben bunu gömlek gibi Kullanıyorum dersen ruhum gittiği yere gideceksin. Orada ne işin var? Orada kafir bile orada duramaz. Veil gibi gidecek. Müslüman o eski mişivas usta öyle diyor. Eski mişivasını bırakıp meleğe alaya çıkacak ruhlar. Bak ölümün ürkütücülüğü niye var? Hayatı anlamsız kıldığın nispetindedir. Oysa ölüm olmasaydı hayat anlamsız olurdu. Yaşarken hiçbir şeyin değeri... Ve kıymetini bilmezdik ölüm olmasaydı. Hiçbir şey yani ölüm denilen bir sistem olmasa öleceğimizi bilmesek. Hayvanlarda da öyle. Bu doğrudur, bu yanlıştır, haramdır, daimdir, amcamdır ya. Olmazca ayıptır ya bize yakışmaz. Böyle kavramlar olur muydu? Ölüm var, hayatın içerisine anlam katıyor. Ölmeden ölüm hakikati, hayat anlam katarsa ölünce hayatın ta kendisi olur. Allah'ın zatı ve subut, subutu sıfatlarında meft yoktur, meft esmada vardır yuhyi ve ümit. Hay, subuti sıfat da var. İlim, irade, sen, basar, kelam, kudret ya. Subuti sıfat var ya. Ha, ne demek istiyorum? Hayat, mefti kapsamıştır. Meft hayatın içindedir. Hayatı mertebelendirir. Anlamlandırmak içindir. Hayat ortadan kaldırmak için değildir meft. Meft hayatı ortadan kaldırmak için değil. Hayatı mertebelendiriyor. Anlamlandırıyor. Hakikat mertebe mertebelin çıkarıyor. Mevt hayat ortadan kaldırmak için değildir. Ölmemek olsa ne olur? Bir düşünün hele. ya. Dedenin dedesin dedesi. Anneannenin anneannesi hepsi duruyor. He? Kafayı kafayı yeriz diyor. <laughs> hepsi duruyor. Ölüm yok. Ya yaşanır mı ya? Bak, yaşarken hiçbir şeyin değeri ve kıymetini bilmezdik. Ölüm kafamızda durmasaydı hiçbir şeyi kıblesine koyamazdık. Öteler olmasaydı dünyanın içindekileri yorumlayamazdık. Çünkü bu hayatın sıkıntısına bu hayattan sonra daha güzel bir hayata iman etme nispetinde hem tahammül ettirir hem de hoş gösterir. Zira ölüm korkusu Hayatın kıblenamesidir. Hayatı anlamlandıran ölüm gerçeğidir. Ölüm olma olmamış olsaydı Adem Aleyhisselam'ın cennetteki durumu gibi olurdu ki cennette olduğu halde cenneti bilmiyordu. Ölümsüzlük zannediyordu. Şey, ölümlü dünya zannediyordu cennette. Hayat nedir sorusuna en iyi cevap ölümdür. Hayat nedir? En iyi cevap karşıtı olan ölümdür. Ölüm korkusu aslında bir suçluluk duygusudur. Günahlarımızdan korkuyoruz da. Abi bu mevt ve ölüm burada ne kadar çok fark etti. Mesela mevt için hayatın içinde dedik. Evet. Ama ölüm hayatın zıttı. Evet. Mevt hayatın yuhi ve ümit. Bak abiyle <laughs> Allah'ınızı seviyoruz da öyle Allah'ın ağzından geldi. Meft hayatı ortadan kaldıran değil hayatın içerisindedir. Hayat mef mefti kapsamıştır. Hayatın nihayetsiz mertebelerini bitki hayatı, hayvan hayatı, insan hayatı, melek hayatı, hayatın kalp hayatı, düşünce hayatı, hayal hayatı, Hayatımızı anlam katıyor. Kaldırsan hayat hiçbir şey yok ki. Sığırın hayatı hayat mıdır? Bitki de yaşıyor. Ölü olurduk. Hayat, ölüm yok onlarda. Düşüncesi yok. Ölümde değil abi. Yani. Evet. Yani güzel işte. Güzel demiş usta. Kurban alayım ya. Ölüm korkusu aslında bir suçluluk duygusudur. Bu hayatı anlamsız kılan bu hayattan sonraki hayatı nazara almamaktandır. Yani bu ölümü korkusu hayatı anlamsız kıldığımız içindir. Hayatı da anlamsız kılan ahireti nazara almadan yaşamaktır. Bu hayatı anlamlandıran bu hayatın alternatifi olan ahiret hayatıdır. İnanmak, inanmamak, ümit, Ümitsizlik, sihat, hastalık, karanlık aydınlık gibi zıtların çarpıştığı kavşaktır insan. İnsan seçmesiyle seçilir. Bu da çok önemli dikkat etmenizi isterim bunda. İnsan seçmesiyle seçiliyor, seçilir. Seçişiyle seçilip kıymetlenir. Tercihiyle tercih ediliyor, vermesiyle alıyor, onaylayarak onaylanır. Severek seviliyor, değer vermesiyle değer alıyor acımasıyla acınıyor, merhametliliğiyle affedildiği kadar merhametlenir ve affedilir. İnsan şeytana aldanmadığı için aldatamaz. Peygamberimiz demiş ki aldatan kimdir? Aldanandır. Nefsine aldandığı için aldatır. Biz verdiğimiz kadar alıyoruz en az. Zaten vermek almanın kendisiymiş. Peygamber Hazreti Selam kurban için dedi ya. Ne yaptın ya Ayşe validemize? Dedi ki şunları verdik şu da bize kaldı. Onları verdik. O bizim bu bizim değil. Akıbetine bak. Verdiğin aldığındır. Senindir o. Acıdığın kadar en az acınacaksın. Verdiğin kadar alıyorsun. Aslında Allah sana verdiği için ver, verebiliyorsun. Allah vermemiş olsaydı o kalbe veremezdin. Almanın adıdır vermek. Şehit için <laughs> abi. Ölmemek için ölüyor. Ya Şimdi şehit niye ölmek ister? Kişi niye ölmek ister? Biz şehit olmak isteriz. Ölmemek için. Ölümü tatmamak için ölümü tadıyoruz. Böyle nasıl bir sistem? Ölmemek için ölünür mü ya? İşte bu onun adı şehit ve din bizim İslam'da var. Ölmemek için ölünüyor. Ölümü tatmamak için ölümü tadıyoruz. Nasıl bir sistem? İslam'da olan şehitlik sistemi böyle. Oh. İnsan bazen bir ummana ummanı geçer de bazen de bir damlada boğulur. Kainatı yutan istidadındayken ortama boğulur bir kabilettedir. Acizliğini anladığın kadar yük, yükselir. E mesela 23. sözde diyor ki, Gururunu gösteren atsin ile, zafını gösteren kibir ile. Bir insan niye gururludur? Acizliğini bastırmak için. Bir insan niye kibirlidir? Zayıf olduğu için. Zayıf adam kibirli olur. Niye kibirli olur? Zayıflığını nasıl bastıracak? Tersi olur yani. Kuvvetli adam kibirli olmaz. Zayıflığı, zayıflığını anladığı kadar genişlenir. Noksan ve kusurunu idrak ettiği kadar Rabbi misafir olur insana. Otoburlar aynı görürlermiş. Diğerleri de aynı ot görürler. İnsan ise hem daima farklı görür. Mesela otobur, gül ile otu beraber aynı görür. Hayvan, kedi, muhabbet kuşu ile balık kafası, kokuşmuş ücret, aynı görür. Süni yapay iyi niyet bazen yanlışı sezmememizi getirir. Cehaletin için gömülmüş, cehaletin içine gömülmüş, ihtirasları ile çürümüş insan. Az kaldı abiler. Bir yerde haksızlık varsa orada hak var demektir. Birileri senin arkandan konuşuyorlarsa öndesin demektir. Seninle uğraşıyorlarsa iktidar sensin demektir. İnançsızın gözünde zulüm sahnesidir dünya. İnançsız var ya inançsız, dinsiz yani. Dünya nedir? Zulüm sahnesidir. İnançsızlık nispetinde zevki tanrı edinir, menfaat gaye olur. Başkası için yaşamak hayatın kendisi olur. Para en büyük dayanak olur ona. Çünkü parayla satılabilecek bir adam para her şeydir der. Servetin arttığına sevinir de o servetin ömür sermayesini tükettiğini bilmez. İnsan etkilendiği ve etkilediklerinin firistesidir. Bir insanın içinin resmini mi yapmak istiyorsunuz? Herkes dışını fotoğraf çeker. İçimizin resmi nedir? Görmek istersek şöyle yapın. Ben yapayım. Bir insanın içinin resmini mi yapmak istiyorsun? O zaman bu insanın yaşının, artı giydiği elbisenin artı yiyip içtiklerinin ve yaşadığı insanların resmini çekiniz. Bu dört şey o insanın çiziniz bu e, neyi? Giydiği, yaşadığı, yiyip içtikleri ve dostlarının kimle oturup kalktığını çiziniz. Bu dört şey o insanın içsel resmini çekmiş olursun. İçini seyredersin. 20. yani içindeki resim. 20. asır ben Korku çağı diyorum, 21. asır, ümit asrı inşallah. Adem aleyhisselam cennette ibadeti yoktu. O ruhani lezzeti dünyada tattı. Yani ibadetten gelen bir lezzeti yoktu. Onu dünyada tattı. İnsanı inansızlığa iten, o insanın söylemlerinin ve fiillerinin sorumluluğundan kaçma fırsatını veren kafşaklığındandır insan. Kabul etmeye, koluna girene... Hayır diyemeyenler, yani hayır demekte de hayır vardır. Koluna her gir, birisi girmiş, istediği yere seni götürüyor. Kabul etmeye, koluna girene hayır diyemeyenler günahları yapmaya çok yatkın olurlar. Hemen birisi seni götürüyorsa, önüne geleni seyredebiliyorsan demek ki günaha yatkınsın. Suni ve yapay şeylere alışınca gerçek olan her şey suni ve yapay imiş gibi gelir. İnsanın en büyük yanlışı hayatı fikredip hissedip ve mahsederek aklını inşa kalbini ihya etmek için olduğu yerine eğlence olduğunu zannetmesidir. Bazıları kendini aradığı için gider bir başkasına kimi de kendini yitirmek için. Kalabalığa kapılmanın bir sebebi onları daha güçlü olduğunu zannederiz. Bu kendinden kaçıp başkasına sığınmaktır. Zaten bunların oluşturduğu kuru karabalıktır o çokluk. İnsan kendine katlanmadığı için, katlanamadığı için topluluk psikolojisi bir kaçış rampası olur insana. Aslında bir itiraftır, bir itiraftır kaçış. Bu kaçış içinde gizli bir kabul vardır. Çünkü Kendisi kendisiyle baş edemiyor. Bazen de insanlığından kaçar. İçindeki sesi duymamak için gerçeğin sesi bazen çok ürkütücü oluveriyor. Bu benim uzaklığımın derinliğine derinliğini gösterir. Yani insan kendi başına kaldığı zaman kalamıyor, korkuyor. Yalnız tünel vesaire sebebi dehliz gibi görüyor kendisini. Bu kaçışların hayatını zehir etmesine müsaade etme. Bazı şeylerin arkasında gizleniyor insan. Oysa nereye bu gidiş? Sen kendine yalan söyleme. Kendini aldatma, avutma. Yani fıtratını yaşa. Fıtratına ihanet etme. Kaçışın en belirgini de terk edemediklerimiz çoğu kez. Bazen de yani Niçin böyle bazı terk edemediklerimiz öyle şey yapıyoruz? Kendimizden kaçmak içindir. Bazen de zevkleri ve lezzetlere kaçmak için müracaat eder kendisinden kaçmak için. Zevk tuzakları, tuzaklara bazen içi boşalmış mağaraya benzer. Yani ne demek? İçi boşalmış. Benim seslerimi yankılıyor. Öy, der. Allah deyince Allah der. İçi boşalmış ya. Zevkler sığınak zanneder. Zevkler kendi sığınağı zanneder. Sığınaklar zanneder. Çünkü kendisi kendini kendinden uzaklaştırır. Oradan bir ses geliyor ya yankı. O zannediyor kendisini. Bana birisi cevap verdi diyor. E, Gaza, İmam-ı Gazali der ki dünya çok büyük değil diyor. Burada konuştuğun yaptığını diyor. Bir gün sana yansıyacaktır diyor. Yankılanacaktır ya. Gururlar karanlıklardır. İtikat bozuklukları ise zülmetlerdir. Münafık bahsini geçiyor. İlk önce alışkanlıkları biz oluştururuz. Sonra da alışkanlıklarımız bizi oluşturur. Sonra ne muhakeme dinler ne de kantar. Çoğu insan düşüncemi söylüyorum zannıyla başkalarının düşüncelerine hopörlerler oluyor. Haber dinliyor onu dinliyor 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 harmanlıyor. Ben hür konuşuyorum canım. Benim fikrim var. Hop, öylesin ya onları naklediyorsun. Onlara mahkumsun. Hür değil. Bir düşüncenin kökünü anlamak için o düşünceyi hangi davranışın doğurduğunu bilmek gerekir. Mesela şey deprem korkusu bir dışımızdaki bir korkudur. Hangi alemimizdeki yanlış anlayışın, yanlış düşüncenin, yanlış bir yaşantının dışa vuruşudur? sorgulanması gerekiyor. Düşüncelerin, tefekkürlerin ne ise hayatın da odur. Çünkü bunlar amacını oluşturur. Amacın gayeleri, gayelerinde de alışkanlıklarını oluşturur. Alışkanlıklarımız da zaman zaman kazanarak Kazanarak kabiliyetlerini ve karakterini oluşturur. Bunalım, iki tane kaldı abiler. Bunalım, dimanı dumanların. Mesela dağlar var ya dağları. Göstermeyen dumanlardır. Dimanı dumanların sislerin sardığı anlardır. Yani bunalım nedir? Ee, kafamızdaki örtülmüş günahlarla, e, şey sorumsuzluklarla, belirginiş önümüzde malzemeler yoksa kafamızda hiçbir şeyinde oturmaz ve duman olur. Bunun adı buhran olur, bunalım olur. Çünkü insanın en az tanıdığı kimse şüphesiz kendisidir. İnsanın en az tanıştığı, tanıdığı kişi kendisidir. İnsan kendisine cahildir. Allah'a tanıtan Kur'an var. Allah'a tanıtan kainat var. Allah'ı tanıtan Celle Celaluhu. Peygamber var ve insan fıdır. Ama insanın benim ne peygamberi var, ne kitabım var, ne fiilim var. İnsan, insanı en büyük cahilidir. İnsan, insansız insanlaşamaz. İnsan kendini tanımaya en büyük engeli enesidir. Kendini tanıdıkça farkındalığa, Farkındalıkla da suni yapay arzularından kurtulur. Bu farkındalığın azlığı nispetinde kendi kendini aldatır. Aklı ağaç olmaksa, aklı ağaç olmaksa tohumun bir yol bulup taşlardan ağaç olu verir. Evet, vahırda vahum Elhamdülillah Rabbil Alemin El Fatiha. Uzattım ama yani esas dersimizi yaptık. Sonra da Psikolojiye de ihtiyacınız var, ihtiyacımız var. Onu da ekledik. Eyvallah.